Yasemin Hanım, size gelmek istiyorum ben. Şizofreni hastalığıyla yaşamak nasıl bir süreç? Sizden biraz dinlemek istiyorum ben. Tamam, çok teşekkür ederim. Öncelikle aslında ben size böyle bir programı hazırladığınız için biraz geç oldu ama hem de bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Doğru İnanın, Yasemin. çünkü insanlara ulaşabilmek istiyoruz, Mavi Hat'ın daha çok duyulmasını istiyoruz. Ve hani bu damgalamayla mücadelede böyle programların çok önemli yeri var. Çok Evet. teşekkürler Merve Hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu hastalıkla 2000 yılında tanıştım ve ben dayım da şizofreni tedavisi görüyordu. Ondan dolayı annem bilgiliydi bu konuda. Ve uykusuzluk, alınganlık, şüphecilik gibi yoğun belirtiler vardı. Ve onlar nedeniyle belli bir süre onları yaşadıktan sonra fakat kimseyle de paylaşmadığım için üniversite 3. sınıfta felsefe bölümünde okurken ilk atağımı geçirdim. Ve ilk atağı geçirdikten sonra bir kaybolma deneyimi var. Ondan sonra ailem durumu fark etti ve doktorumla görüşmeye başladım. Bu süreçte aslında ben şunu yıllar sonra dönüp baktığım zaman o ilk günlere, ilk yıllara zordu gerçekten. Ama kabullendikten sonra hele ki yaşam bitmemiş, daha yeni başlıyormuş dedikten sonra çok değişti her şey. 20 yaşındaydım ilk atakta. Ve şunu gördüm, hastalık hakkında kişi ve ailesi ne kadar çok bilgi edinir ve doğru kaynaklardan ne kadar çok bilgi edinirse korku o kadar azalıyor. Ve hatta Meral Hanım'ın dediği gibi aile bireyleri de birbirlerine daha çok yakınlaşıyorlar. Bu kaynaklar bazen psikiyatrist olabilir, bazen sosyal hizmet uzmanı olabilir, bazen kitap, bazen web sitesi olabilir. Ama gerçekten hastalığın belirtilerini önceden... Yani mesela bana doktorum şey demişti, Yasemin hatırlıyor musun? Hani ne yaşamıştın ilk ataktan önce? Onları söyleyebilir misin demişti. Ben de uykusuzluk, alınganlık, şüphecilik demiştim. Bunları unutma dedi. Bunlar dedi hani bana çünkü yeniden bir atak yaşamaya korkuyor musun diye sormuştu ilk ataktan sonra. Ben de evet demiştim. Korkma yine yeneriz dedi. Sonrasında da bunu sordu ve bu üç uykusuzluk, alınganlık, şüphecilik benim hep yaşamım boyunca dikkat ettiğim unsurlar oldu. İlaç tedavisi başladı, terapi başladı. Daha sonra Mavi Hat'la ve dernekle, yani önce dernek sonra Mavi Hat'la tanıştım. Bu süreçte ben açıkçası derneğin ve dernekteki paylaşım toplantıları, Mavi Hat Kafe'deki çalışma disiplini, insanlarla paylaşımlarımız, oraya gelip çay içmek isteyen insanların hikayelerini dinlemek, bazen kendi hikayelerimizi anlatmak müthiş bir olanak. Ve iletişimi, bence en önemli konu iletişim. Bunu kurmamızı ve sürdürmemizi sağlıyor Mavi Hat Kafe. Evet, Bir de kesinlikle. eğitim, bir de eğitim Evet. diye ilave ediyorum. Aynen öyle. Doğru. Ve görünürlüğü sağlamak bence. Bugün de burada yaptığımız gibi.